Almanya'da 1 Nisan itibariyle yabancı ülkelerden alınan yüksekokul ve meslek diplomaları tanınmaya başlandı. Eğitim Bakanı Annette Şavan bu yasa diplomaların gerçekten de incelenmesi olanağını sunuyor. Bu konuda şimdiye kadar yeterince iyi değildik. Mağduriyet yaşayanların durumunu değerlendirecek olursak, bu hoş geldin kültürüne uygun değil ve bizim iş gücü ihtiyacımız açısından uygun olmayan bir uygulama dedi. Diplomalarının tanınmasını isteyen yabancıların ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilmesi için bir çağrı merkezi oluşturuldu. Çağrı merkezi aracılığıyla gerekli belge ve diplomaların nereye gönderileceği bilgisi veriliyor. Yasa diplomaların incelenmesine ilişkin sürecin 3 ay içinde tamamlanmasını ve bütün eyaletlerde aynı işlemlerin uygulanmasını öngörüyor. Ancak yasa Almanya dışından alınan diplomaların tanınmasını garanti etmiyor. Zira Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve Zanaatkarlar Odaları ya da eyaletlerin inceleyeceği diplomaların yeterli görülmemesi durumunda başvuruda bulunan kişilere ek eğitim olanakları sunulacak. Şavan, eğitimin masraflarının başvuruda bulunanlar tarafından karşılanacağını kaydetti. Yasayla birlikte iş hayatının yanında devam ettirilebilecek eğitim imkanları da sunulacağını ifade eden Şavan, ancak bu eğitimleri alacak kişilerin önemli bir bölümü, eğitimin fazlasıyla kapsamlı oluşu nedeniyle bir yandan çalışmaya devam edemeyebilir. Bu durumda da birçok alternatif olacağından eminim. Şehirlerden eyaletlere kadar birçok burs alma imkanı bulunuyor. Ayrıca devletin gelişim bursu da var dedi. Yasa yaklaşık 350 meslek grubunu kapsıyor. Öğretmenlerin ve mühendislerin diplomalarının denkliklerinin sayılması, eyaletler düzeyinde aynı işlemlerin uygulanmasını öngörüyor. Yasaya dair bir önemli ayrıntı da Almanya'ya yerleşecek kişilerin ülkeye yerleşmeden önce diplomalarının tanınması için başvuruda bulunabilecek olmaları. Buna dair gerekli şartları Federal Ekonomi Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenmek mümkün.